Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye. 84. kısım, 49. soru ve 50. soru. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki peygamberlerde onlardan kaç tanesi vardır? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kaçına sahiptir? Cevap: İkisinin dışındaki hepsi onlara aittir. Onlar bu mertebelerde kitaplarında ve sahifelerinde indirilen şeylerin sayısınca bulunur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise farklıdır. Çünkü o söz konusu niteliklerin hepsini toplamış, hatta ezeli bir inayet olarak bunlar onun adına toplanmıştır. Allah şöyle buyurur: Peygamberlerin bir kısmını diğerlerine üstün yaptık. Kastedilen üstünlük bu ahlaka sahip olmaktadır. Bilmelisin ki Allah yaratılmışları sınıf sınıf yaratmış, her sınıfa hayırlılar yerleştirmiş, hayırlılar içinden ise seçkinler seçmiştir. Bunlar müminlerdir. Müminlerden ise bir takım seçkinleri ayırmıştır. Onlar velilerdir. Bu seçkinlerden ise daha öz bir grubu seçmiştir ki onlar da nebilerdir. Bu öz gruptan özün özünü seçmiştir. Bunlar alanı kendileriyle sınırlı şeriatları getiren nebilerdir. Bu özün özü gruptan ise istisnai bir azınlık belirlemiştir. Bunlar bu özel grubun da en durularıdır. Onlar bütün resullerdir. Yarattıklarından ise birisini seçmiştir. O onlardandır, yani peygamberlerdendir. Fakat onlardan, yani yaratılmışlardan değildir. O bütün yaratılmışlardan üstündür. Allah onu bir direk yapmış, varlık kubbesini ona dayandırmıştır. Mazharların en üstünü ve yücesi yapmıştır. Bu makam onun adına tarif olarak geçerlidir. Böylece onu beşer toprağa var olmazdan önce bilmiştir. İşte o kişi Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ona karşı konulamaz ve ondan büyük olunamaz. O efendidir. Onun dışındakiler ise kalabalıktır, yani sürü. Hazreti Peygamber kendisi hakkında şöyle der: Ben insanların efendisiyim, övünmüyorum. Burada kelime fahır diye okunduğu gibi başka bir rivayette fahız diye de okunur. Bu durumda ifade ben bunu batılla böbürlenmeden söylüyorum demektir. Başka bir ifadeyle onu söylüyorum fakat alemin geri kalan kısmına karşı övünme amacı taşımıyorum. Çünkü ben insan mazharlarının en üstünü olsam bile hakikatimle özdeşleşmemde, yani tahakkuk etmemde en güçlü olanım. Binaenaleyh adam Rabbi ile değil kendi hakikatiyle özdeşleşen kimsedir. Çünkü adam bilir ki Allah insanı kendisi için değil onun için yaratmıştır. Bu dereceyi ise zevk yoluyla ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elde etmişken, keşif yoluyla Resuller ve Muhammed ümmetinin bilginlerinin derinleri elde etmiştir. Onların dışındakilerin bu konuda bir tecrübeleri yoktur. Zikrettiğimizin dışındakiler ise Allah'ın kendilerine kendisi için yarattığını bilmez. Onlar şöyle der: Allah alemi alem için yarattı. Onların bir kısmı diğerlerini hizmetçi edinmek üzere diğerlerinden üstün olmuştur. Allah ise alemlerden müstanidir. İşte bu Allah'ı bilenlerden bir grubun görüşüdür. Ariflerden bir grup ise şöyle der: Allah insanları ve cinleri kendisi için yaratmış, bu iki sınıfın dışındakileri ise insan için yaratmıştır. Bu konuda Musa'dan aktarılan bir rivayet vardır. Allah Tevrat'ta şöyle vahyetmiştir: Ademoğlu, eşyayı senin için, seni kendim için yarattım. Kendim için yarattığımı senin için yarattığıma feda etme. Allah şöyle der: İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah'ı bilmek, Allah'ın alemi yarattığını ve kendisi için değil, varlık mertebesinin ve Allah'ı bilme mertebesinin kemali için onlara kendini tanıttığını bilmeyi de gerektirir. Bütün bu yönlerin geçerli bir takım bağları ve yönleri olmakla birlikte bir kısmı diğerlerinden daha gerçektir. En üstünü ise vardığımız görüştür. Bunu varlığın ve Allah'ı bilmenin kemali için yaratma takip eder. Kalanı ise bu iki dereceden aşağıdadır. Bilmelisin ki ilahi mertebeyle ilişkilendirilen her ahlakın kendisinde ortaya çıkacağı bir mazharı olmalıdır. Mazharın o ahlak ile ahlaklanışı ya hakkın mertebesine döner ya da ilgili olduğu başka bir mazhar vardır. Söz konusu mazhar, mümkünlerden birinin varlığında olmayı gerektirir ki bu zorunludur. Kendisi bakımından hak için bir ahlak yoktur. Öyleyse nispetleri bilen kimse Allah'ı bildiği gibi nispetleri bilmeyen de Allah'ı bilmemiş demektir.
Nispetleri mümkünlerin talep ettiğini bilen kimse, alemi bildiği gibi nispetlerin ortadan kalkışını bilen de hiç kuşkusuz selb yani olumsuzlama yönünden hakkı bilmiş demektir. Bu durumda hak nispetleri kabul etmeyeceği gibi nispetler de onu kabul etmez. Hak nispetleri kabul etmediğinde alemi kabul etmez. Nispetleri kabul ederse alemin aynı olur. Allah şöyle buyurur: Rabbine ibadet et. Bu özel bir nispettir ta ki sana yakın gelsin. Böylelikle kime ibadet ettiğini, ibadet edilen ve eden kimdir öğrenirsin. Allah şöyle buyurur: Hiçbir canlı yoktur ki onu, hiçbir canlı yoktur ki o onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz Rabbim dost doğru yoldadır. Başka bir ayette: İşte bu benim doğru yolumdur. Ona uyun. Başka bir ayette: Bizi doğru yola ulaştır. Başka bir ayette: Her şey yaratılışını verdi denilir. Başka bir ayette ise: O yol göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin. Bütün işler sonunda Allah'a döner. Sen doğru yola ulaştırırsın denilir. Başka bir ayette ise: Bütün iş ona döner. Ona ibadet et buyrulur. Binaenaleyh sen ibadet etme. Çünkü kendisini bildiğin yönden ona ibadet ettiğinde kendi nefsine ibadet etmişsindir. Bilmediğin yönden ona ibadet edersen onun ilahi mertebeye nispetine ibadet etmişsindir. Bir mazhar veya zuhur eden veya zuhur olmaksızın bir ayn yani hakikat iken ona ibadet edebilirsin. Bu esnada o, odur, sen değil ve sen sensin. Bu durumda hiç kuşkusuz ona ibadet etmiş sayılırsın. İşte bu üzerinde başka bilginin bulunmadığı marifettir. Çünkü bu bilinenin görünmediği marifettir. İnişinde yükselen, yükselişinde inen hakkı tenzih ederim. Sonra bu ikisinden biri değilken aynı zamanda ancak o ikisidir. Aziz ve Hakim'den başka ilah yoktur.